değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Kadın Kolları olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bayramın ilk günü ne yazık ki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden bir yıl önce mezun olan ve henüz 25 yılda kantinde, evinde, yurtta, pavyonda ya da yolda ne fark eder ki? Çocuk yaşında evlenmek istemediğinden ya da okula gitmek istediğinden, özgür taleplerinden ya da özgür hissettiğinden hiç fark etmiyor. Eğer ki kadınsan ve bu taleplerde bulunduysan ölmeyi hak etmişsindir diyor bazı siyasetçilerimiz. Oysa ki ne zor bu ülkede bir kadın olarak yaşamak. Sosyal medyada bazı koca profesörler dikizliyor bizleri. Saklanmamız mümkün değil. 15 yaşında cinsel olgunluğa eriştiğimizi söylüyorlar. Ancak kendi kararlarımızı verecek kadar büyümemiz mümkün değil. Büyüyüp evlensek boşanmamız mümkün değil. Hatta bazen yaşamak bile mümkün değil. Döverek terbiye etmeye çalışırlar ve her defasında pişman olduğunu söylerler. İnanırız bazen, çoğu zaman da çaresizlikten. Her geri dönüş ise tekerrürden ibarettir. Af adı altında yüzlerce kadına şiddet ve kadın cinayetinden yargılanan mahkumların serbest bırakılması gibi ibretlik sonuçları olan ama ibret alınmayan geri dönüşler, sonuç hep aynıdır. Bir kere kalktı mı öfkenin eli, hiç inmeyecektir oysa ki. Zordur kadın olmak bu ülkede. Korkak, küçük, alçak erkekler öldürür bu ülkede koca yürekli kadınları. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam eder hayat. O yüzden sen ol. Ne sana kalkan eli, ne de bunu destekleyenleri, arkasında duranları, gizlice onaylayanları, ima bile edenleri asla affetme. Son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü 2019 yılında 474 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Son 4 ayda 98 kadın. Kadınların en çok öldürüldüğü, şiddet tehdidi altında evlerde kalmak zorunda olduğu korona günlerinde 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kadın cinayetleri durmuyor, bitmiyor, kadın düşmanlığını körükleyen, erkeğe cesaret veren politikaların uygulanmaya devam etmesi, işlenen cinayetlerin yargıda titizlikle ele alınmaması ne yazık ki sayının artmasına neden oluyor. Artık eşitsizliğe, ayrımcılığa, kadına karşı şiddete, kadın cinayetlerine karşı daha güçlü çözümler ortaya koymak gerekiyor. Zeynep Şenpınar için içimiz acıyor, canımız yanıyor, çok üzgünüz. Kederli ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sonuna kadar Zeynep'in davasının takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri politiktir, başka Zeynepler ölmesin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Kadın Kolları. Başkanım, siz de bir şeyler söyleyecek misiniz? Evet, teşekkür ederim Sayın Kadın Kolu Başkanım. 2003 yılında AKP iktidara geldiğinde kadına yönelik cinayet sayısı 84'tü. Bugün 2019 yılında 474. 84'ten 474'e nasıl geldik? 18 yılın çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. Yani cinayete maruz kalan, saldırıya maruz kalan kadının eteğinin boyu konuşuldu mahkeme salonlarında. Sokağa çıktığı saat konuşuldu mahkeme salonlarında. Bu da maalesef ki cesareti arttırdı. Kadınlara yönelik şiddetin cesaretini arttırdı. Sorumlusu iktidardır. Bunun düzenlemesini yapacak olan, yasal düzenlemeyi yapacak olan iktidardır. Kadına yönelik şiddet, insana yönelik şiddetin af kapsamı dışında çıkarılması gerekir. Ve afla dışarıya çıkan mutlaka kadına yönelik tekrar şiddet uyguluyor. Ama ailesine, ama eşine, eski eşine, yakınına. Bunun önlenmesinin tek yolu yasal düzenlemelerin daha katı yapılması gerekmektedir. Ve bunun da yolu iktidar bir düzenleme yapmak zorundadır. Gelmiş olduğumuz nokta 84 rakamından 474'e geldik. 2003 yılında 84 olan kadın cinayet sayısı bugün 474'tür. Bu utanç da AKP iktidarına aittir. Teşekkür ederim. Teşekkürler.